Yok, var araba var. Zaten araba var. Hadi şimdi geri gel. Sen bana bırak. Arkadaşlar biraz daha çok uzaklaşsak bu sosyal mesafeyi bozmayalım lütfen. Abi öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Yani ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. Ama en kötüsü de çocuğum arabada, eşim arabada, arabada can taşıyoruz ve niye oldu, niye kaza yaptık hiç onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, evet, bir şeyler oldu ve sağa sola çarptık, bariyerlere çarptık, ondan sonra takla attık. Yani tek düşündüğüm inşallah arabada o takla atarken bir hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra ben araba ters düştü, ters takla attı. İşte takla atınca ters düştü araba. O sırada Buse'ye baktım, o iyiydi ama sıkışmıştı biraz, 155'i aradı hemen. Ben de tekmeyle cam şeyi açtım, camı kırdım, de tekmeyle işte kapıyı açtım. Hemen Burak'la Marien'i aldım. Onlarda bir şey olmadığını görünce, bir de Buse'de bir şey olmadığını görünce, hani dedim çok şükür. Sonra arabadan çıktık, arabanın haline baktım. Yani o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın bir takdiri yani, çok şükür hani. Arayan, soran o kadar fazla var ki, o kadar ilgilendiler ki Allah herkesten bir kere razı olsun. Yani şu anda hayatta olmamız bilmiyoruz yani, o arabadan çıkmamız bilmiyoruz. Şu an sağlık durumunuz iyi. Benim bir boynumda bize denem ama şimdi hemen çıkıyor. İşte bir iki hafta boynum takacağım. Marien de küçük bir kas yırtığı var onda da. Yani belki de belki de Burak'ın hayatını o kurtardı. Çünkü Burak'ın üstünde kapatlandı. Bu bizim canımız o yüzden. Bir tek onda bir ufak bir kas çıktığı var. Başka hiçbir şey yok. Hepimiz çok şükür sağ olun. Biz İstanbul'a döneceğiz. Duygusal olarak tabii yorulmuşuz da etkiledi. Yola çıkacaklar akşam olmadan arkadaşlar. Ufak izin verelim herkesin beyler. Yolu uzun. Allah herkesten razı olsun. Ha, karanlığa düşmeden tekrar yola çıkacak. Ben tamam. Nerede bu abi? Arkaya koşuyorlar. Sığdı hepsini mi? Başkan kayıt.